ufuklarında güneşin gözükmediği, yoğun yerleşmelerinden, taşıtlarından yansıyan gürültülerden bunalmış insanlarına buraların anlatılması güçtür. İnanması için herkesin kendi gözüyle görmesi gerekir. Çamlı hemşinin ortak yaylasını, yukarılardaki karları, eteklerindeki çiçekleri görenlerse, renkler mi, çiçekler mi, koku ne diye mırıldanmaktan kendilerini alamazlar. Karın egemen kıldığı beyazın bir bildiği varmış, altında sakladığı, göstermediği, beslediği çiçeklere bütün gücünü vermesinin bir anlamı. Sarının, morun, beyazın, her rengin daha parlak olmasının bir nedeni varmış diyerek kısık sesle kendileriyle konuşamadan edemezler. Karadeniz'in havasını iyi bilmeyenler, gönüne, güneşine yeni alışanlar, bütün bu renkleri, bu çiçekleri hep aynı ışıkta göreceklerini sanırlar. Siz duman bastı mı? Bu da bu aylarda nereden çıktı diye şaşırırlar. Ancak siz çekilir çekilmez, karlı dağlar, mavi gökyüzü, akan pırıl pırıl sular, bir başka yönleri, sürekli değişiklikler, sürekli yeniliklere alışıldı. İnsanda daha yükseklere tırmanmak, daha başka güzellikleri yakalamak duygusu ağır basmaya başlar. Bu duygu gittikçe tutkuya dönüşür. İnsanın bütün vücudunu sarar. Ancak yükseklere tırmandıkça yeşillerin, çiçeklerin renginin bir süre sonra değişmeye başladığını görünce Orhan Veli'yi anmadan deli eder insanı bu dünya, bu
tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç demeden edemez. Gerçekten bu çiçeklerle, bu kokuyla yavaş yavaş alışarak tanışmak gerekir. Yoksa garip bir sarhoş, alışılmamış bir başlangıç başlar. Bunu önlemek için hep buraların şu dörtlüğünü tekrarlarsınız. Yayla yolu çok ırak, bir durak bir oturak, bu yıl gene geçmedi yüreğindeki merak. Bu yüksekliklerde, bu yaylalarda çiçekler kadar yüreğindeki merakı geçmeyen insanlar da bir başkadır. Özellikle Temmuz-Ağustos ayları geldi mi, bahar yaza dönüştü mü, yaylalar ancak ısınmaya başlar. Daha önce görülmeyen çiçekler yaylalarda ancak bu aylarda görülmeye başlar. Ardından yayla dernekleri birbirini kovalar. Kış boyu Karadeniz'in denizini, dağını, gökyüzünü, toprağını yakalamaya çalışan bizler hep bu yayla derneklerinden birini, Kadırga şenliklerini, Trabzon, Giresun, Gümüşhane halkıyla birlikte bekledik. Onunla Karadeniz'den çeşitlemeler dizimizi bitirmek istedik. Çünkü bu şenliklerle Karadeniz halkının yüzlerce yıllık köklü geleneklerini, baharla birlikte köyden yaylaya uzanan yaşama biçiminin nasıl şenliğe dönüştüğünü, özlü özelliklerinin birbirini nasıl kovaladığını bütün aşamalarıyla yansıtmak istedik. Bir şeyi çok istemeyeceğiz. Bir yıl bekledikten sonra helikopterimiz Trabzon'dan yoğun sisi aşarak gelemedi. Bütün kış bizi adım adım izleyen sis, Temmuz'un 3. Cuma günü yapılan şenlikte de bırakmadı. Ülkemizde ve dünyada yankılar yapacağını umduğumuz Kadırga şenliklerinin görüntülenmesini yoğun bir günün sınırlı zamanında değerlendirebildik. Biz de her gidenin bir ayağı doğduğu yerdedir diyerek yurt dışında çalışanların bile bugüne katılabilmek için uzun yolları göze alarak geldikleri taşıtlar ardına düştü. Günün ilk ışıklarında bir tek ağacın bile baş kaldırmadığı Kadırga yaylasının uzayıp giden yeşilliğine kaydı. Bir süre sonra başımızı uzaklara çevirdiğimizde kalkan sesin ardından değişik yönlerden yüzlerce insanın davul, zurna, kemençe sesleriyle birlikte bizlere yaklaştığını gördüm. Sanki anlaşmış gibi uzayıp giden yeşilin etrafı çevreleyen tepelerin ardından hep birlikte gelmeye başladılar. Bir an neyi ne zaman görüntüleyeceğimizi bilemedim. Oysa her şeyi çok önceden kılı kırk yararak düşünmüştüm. İlk şaşkınlığımız geçince işe en yakından başlamaya karar verdik. Uzaklardan yansıyan kemençenin, davulun, zurnanın sesine kendini vermiş, aralıksız oynayan gençler, ihtiyarlar, uzun kısa sıralar halinde, değnek elinde büyük bir görev bilinciyle topluluğu yönetenler, horonun gün boyu bitmeyen coşkusunu hep diri tutmaya, yüzlerce yıllık geleneğin bozulmadan yürümesine kendilerini adamış gibiydiler. Elinde değnek, bitmek bilmeyen bu koşmayı sürdüren yöneticiyle birkaç adım geriden el ele sıralanmış gelen genç kızlar,
kadınlar da uyum içindeydiler. Bütün kış özenip bezenip renklere bürüdükleri, bezedikleri giysileriyle genç kızlar, çocuklarıyla kadınlar ve ihtiyarlar, erkeklerin ardından yaylanın yeşilini dolduruyorlardı. Genç kızlar, kadınlar, önde oynayarak kadırgaya doğru yol alan delikanlıları büyük bir dikkatle izliyorlardı. Erkekler de bunu bilmenin bilinciyle oyunlarının inceliklerini göstermeye çalışıyorlardı. Böylece kadırga şenliklerinde delikanlılarla genç kızlar arasında nice köprüler kuruluyor, gelecek temelleri atıyor. Bir yandan bütün yıl büyük hazırlıklarla beklenen gün hızla akıp gitmekte, diğer tepenin ardından gene önde erkekler, arkada bütün renkleri, bütün çiçekleri derlemiş genç kızlar, kadınlar, ihtiyarlar görünüp gitmektedir. Renkler genç kızlardan ihtiyarlara doğru gittikçe koyulaşmaktadır. Genç kızların ardında ağır ağır yürüyen ihtiyarlar, bu kadar yolu dağ bayır dinlemeden buralara nasıl ulaştıklarını soracağımızı anlayınca, kadırga şenliğini görmeden dönmek var mı? Sizler bunun ne anlama geldiğini bizim kadar bilmezsiniz diye biraz sert, biraz kaygılı cevap. Uzun köklü gelenek içinde bizlerin anlam veremediğimiz nice incelikleri bir çapıda anlatmamı sordu, gözleriyle anlatmaya çalışıyor. Önlerinde yürekleri başka türlü çarpan oğullarına, kızlarına, torunlarına baktıkça yıllar önce kendilerinin yürek çırpıntıları akıllarına geliyor. Gelenlerin gelip düğümlendiği, binlerce insanın büyüklü küçüklü toplandığı noktada, pazar yerinde özellikle genç kızlar, büründükleri rengi daha güçlendirecek, gönüllerinden geçirdiklerini görecek yerlerde dolaşırken, anaları, ailenin yaşlıları bir yerlerde oturup dinlenir, etrafı seyrederler. Artık herkes, Karadeniz'in kışı, baharı, yazında birlikte olduğumuz herkes, binlerce kişi topraktan aldıkları gücü gene toprağa vermek istercesine oynamaya, güneş ışıklarını çekmeden günü sonuna kadar değerlendirmeye, bizlerin uzun beraberliğimizin de giden güneşle birlikte biteceğini anlatmaya çalışmaktadır. Karadeniz'in zorluklardan doğan güzelliklerinin, köklü geleneklerinin ancak böyle inanılmaz şenliklerle anlatılabileceğini bir kez daha vurgulamaktadır. Binlerce kişi hep birlikte eski toprağa ektiklerin bir yeni güçle güverdi gül diyerek toprağın, göğün, denizin dört mevsim verdiklerini bizler gibi bir noktada duymaktadır. Arkalarında Karadeniz'in
olması gerekiyor.